Gelebilir miyim? Gelebilirsin. Nasıl? Gördüğün gibi. Burayı biliyor musun? Melekler evi. Ne zamandan beri boş? Bilmiyorum neden. Hala yanan bir ışık vardı da. Ben burayı kapatayım, arkaya geliyorum. Tamam. İyi akşamlar Müslüm. Hayırlı akşamlar. Sen de kalsın. İçeride çalışmak istersin. İyi olur, sağ ol. Bu ne acele İbrahim? Neresi acele ya? Neredeyse 20 yıl oldu görüşmeyeli. Vay be, 20 koca sene. Ve 20 yıllık bir aile. Babam sizden söz etti. İbrahim sizden hep bahseder. Doğrudur, inanırım. Kulaklarım sık sık çınlar. Buraya fotoğraf çekmeye mi geldiniz? Evet. Neden Urfa? Özellikle Urfa değil. Ama uğramadan edemedim. Belli bir konusu var mı? Hı. Terk edilmiş evler. Zeliha da çok güzel desen yapıyor. Halı desenleri. Kendim dokuyorum. Burada mı? Yok, yakında bir atölye var. Belki gelirsiniz görmeye. Yani tabii eğer vaktiniz olursa. Tabii gelirim. Ne kadar kalacaksınız? Bilmiyorum. Belli olmaz. Urfa adamı kolay kolay bırakmaz. Peygamber olsan gidemezsin. Benim acelem yok. Hala duruyor ha. Çıkmıyor ki. Koca göbek olmuşsun İbo. Bırakmışsın kendini. Hayat bizi bıraktı. Ama ben onu bırakmıyorum. İyi de sen hep hayat doluydun. Ne oldu? Öyle. Ha babam dolduruyorum. Vaziyet bu dostum. Bugünden yarını bilirim. Dükkan sabah açılacak, akşam kapanacak. Sürpriz yok. Pişman mıyım? Yok. Bir gün yaşlanacağımızı biliyorduk zaten. Ama sen iyi bakmışsın kendine. Görünüşte öyle. Çok yoruldum İbo. Sessizlik arıyorum. Buraların sessizliği seni yanıltmasın. Zahir iyidir. Yolu bulabilecek misin? Bulurum, merak etme. Al, bu benim Rolls Royce'un anahtarı. Yerini biliyorsun. Sağ ol, iyi geceler. Hadi bakalım, iyi şanslar. İki normal ruloya eşit. Tuvalet kağıdınız biter. Ultra Solo Maxi Rulo zor biter. Ultra Solo Maxi Rulo. Hem yumuşak hem daha hesaplı. Hem de ooo. İşte Avşar kızının hiçbir yerde duyamayacağınız çok özel açıklamaları. İşimin faktörü çok büyük. Bir kere bunu söyleyeyim.
Tamam oldu, görüşürüz. Telefonunu bekliyorum. Çapkınlık yapması normal. Avşar kızı eşi Kaya Çilingiroğlu'na karşı çok anlayışlı davranıyor. Bana bir soda getirir misin? Buyur otur abi. Aleyküm beyefendi. Hadi be eksik olmasın. Hep arkamızda. Buraya da büyük farklılar var. Hem üstüne düşen yer. Al kalsın kapıları da tutmayın. Sen bahar sene şükür. Şeref ver. Sevgilerim. Şimdi hırsını kolay bırakmakta. Buyur abi. Sağ ol. Afiyet olsun. Olmasam alabilecek bir de Nihale'yim. Konuştuğumuz gibi. Eksikse tamamlar. Üstüne gitme. Çantaya sığmadı galiba. Şerefe. Kalkalım. Mesele bitmiştir. Amca, nereye? Nena. Sağ ol. Thank you.
Serbest. Yürü. Hoş gelmişsen. Yaran derindir. İki gün iki gece uyumuşsan. Seni daha erken beklerdik. Kaderin gecikmiştir. Beni bekliyor muydunuz? Uykun kaçıp senden önce gelmiştir buraya. Her şeyin bir özü, bir de sureti vardır. Senin işin suretlidir. Ama özünü ararsın. Özüm nedir? Özün gözündür. Bu yüzden kendini göremez. Günaydın olsun. Günaydın. Tez iyileşirsen. Ama yaran kapanmaz yaradır. Geçmişin tekrar kanar bilesen. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ten gider, can kalır. Ölüm yoktur. Çocuklar sana doğru yolu gösterir.
Teşekkür ederim. Buyur. İbrahim yok mu? 3 gündür ortada yoktur. 3 gün hiç mi gelmedi? Hayır, hiç gelmemiştir. Merhaba, İbrahim dükkanda yoktur. Nerede? Ahmet Aloğlu sen misin? Evet. Bizimle geleceksin. Kimlik tespiti yaptık mı? Evet. İyi, şu ifade işini de bitirelim artık. Ne yazdık? Urfa'ya fotoğraf çekmek için geldim. İbrahim Taşçı'yı eskiden tanırım. Kayboluşuyla ilgili bilgim yoktur. Hepsi bu mu? Evet. İbrahim Taşçı'yı nereden tanıyorsun? Fakülteden arkadaşım. 3 gün boyunca ortada yokmuşsun. Oteline sorduk. Neredeydin? Fotoğraf çekmeye gittim. Nereye? Bir köye. Köyün adı neydi? Pek emin değilim. Sanırım Nenas'tı. Nenas mı? Nenas. Seni kandırmışlar. Nenas diye bir köy yok. Nenas meçhul demektir. Bak, İbrahim Taşçı 3 gündür ortada yok. Sen de bu sürenin hesabını veremiyorsun. Neredeydin? Buraya ne olmuş? Kurşun yarası. Bize anlatacakların olmalı. İşte burası. Hiçbir şey yok burada. Olamaz. Cesedin biri burada, biri de buradaydı. Ama mümkün değil. Araba. İbrahim Taşçı'nın arabasıyla gelmiştim.
Arabayı buraya bırakmıştım. Galiba anahtarı da üstünde bırakmışsın. Hep boş yerleri mi çekiyorsun? Evet. Boş iş desene. Götür bunu. Yürü. Geç. Merhaba. 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 Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hayırdır? Terk edilmiş köylerin fotoğraflarını çekiyormuşsunuz. Evlerin. İfadenizdeki cinayetle İbrahim Taşçı'nın kayboluşu arasında bir bağlantı olabilir mi? Bilmiyorum. Ama cinayet mahallindeydiniz. Evet. Doğru. Profesyonel olduğunuza göre mutlaka fotoğraf çekmişsinizdir. Hayır. Ne işiniz vardı orada? Fotoğraf çekmeye gittim. Ama çekmedim. İfadenizde kaçarken vurulduğunuzu söylemişsiniz. Nasıl kaçtınız? Arabayla. Onlara ait bir arabayla. Aracın ruhsatı Rıza Celaloğlu adına kayıtlı. Yörenin iş adamlarından. Birkaç gündür ortalıkta yok. Tıpkı arkadaşınız İbrahim Taşçı gibi. Öldürülen kişi bu muydu? Emin değilim, olabilir. Uzaktaydım. Çantayı tanıdınız. Kaçtığınız arabada bulundu. Tanıyor musunuz? Hayır. Kimlik sahte. Fotoğraftakini soruyorum. Adı Bahattin Öztürk. Cinayeti işleyen, size ateş eden bu muydu? Hayır, değildi. Ben de öyle düşünmüştüm. Çünkü mümkün değil. Neden? 2 yıl önce trafik kazasında öldü. Ciğerhan var mı? Niye buradasın? Bilmiyorum. Bunlar sizin. Şunu da imzalayın. İbrahim Taşçı'dan bir haber var mı? Henüz yok. Şimdilik buradan bir yere ayrılmayın, tamam mı?
123'ü verir misin? Yoktunuz kaç gündür. Merak ettik sizi. Kaybolmadan önce buradaydı. Eğlence gecesinde. Yanında birileri vardı, iki adam. Hatırlıyor musun? Evet, biri milletvekiliydi. Milletvekili mi? Evet, bura milletvekili. Ötekini hatırlamayayım. Karışık işler. Sağ ol. Sizi arayanlar oldu. İsim bıraktılar mı? Yok, sadece sordular. Alo. Bu işten yakını kolay sıyıramayacaksın. Alo. Bu işten yakını kolay sıyıracağını sanıyorsan aldanıyorsun. Kimsiniz? Boş ver kim olduğumu. Bahattin Öztürk'le ilgili. Hemen Saatli Minare'nin altına gel. Hemen. Alo. Neden kaçtın? Kaçmadım, takip ediliyordum. Kimsin sen? Ahmet Alaoğlu. Adını biliyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Aşağılık bir gazeteci mi? Söylesene, Bahattin Öztürk'ü nereden tanıyorsun? Tanımıyorum. Tanımıyor musun? O zaman Bahattin Öztürk'ün yaşadığını ve cinayet işlediğini... Bütün bunlara cevap vermek zorunda değilim. Kim olduğunuzu bile bilmiyorum. Adım Arzuhan. Bahattin Öztürk'ün kızıyım. Adımızı lekeliyorsun. Öyle bir niyetim yok. Ne yani? Adamlar yalan mı söylüyor? İstanbul Emniyeti tarafından sorguya alınıyorum. Öleli 2 yıl oldu diyorum, inanmıyorlar. Senin yalanların yüzünden. Biraz sakinleşseniz. Ne sakinleşmesi be? Ne yapacağımı senden mi öğreneceğim? Hepiniz aynı bokun soyusunuz. Para için her altı yersiniz. Satılık herif.
Söylesene, bu iş için kaç para aldın ha? Bana şimdi gerçeği söylemezsen işini bitiririm. Ya konuş ya da meftane yer beğen, hazır buradayken. Gerçeği söyledim. Beni iyi dinleyin. Bir cinayete tanık oldum. Canımı zor kurtardım. Bu arada arkadaşımı kaçırdılar. Günlerce sorgulandım. Adamlar peşimi bırakmıyor. Bunların babamla ne ilgisi var? Çünkü cinayeti işleyen babanız. Yalan söylüyorsun. Doğru söylüyorum. Fotoğraflarını çektim. Fotoğraflarını mı çektin? Emniyette çekmediğini söylemişsin. Onlara gerçeği söyleyemezdim. Arkadaşımı kurtarabilmek için elimdeki tek koz o fotoğraflar. Peki nerede o fotoğraflar? Güvenli bir yerde. Yürü o zaman. Birlikte gidemeyiz. Takip ediliyorum. Bir kelek yapmadığını nereden bileyim? Başka seçeneğiniz var mı? Vay vay vay, kimleri görüyorum? Aferin, güzel çekmişsin. Fakat ben bulanık çıkmışım. Yoksa tipimi beğenmemişsin. Benim sen, Hulk. Bunun negatifler nerededir? Yoksa korktun? Galiba duymamıştır. Duymamış. Negatifler nerededir? Şeytan almış götürmüş, satamamış getirmiş. Seni vurmak ağrıma gider. Beni mecbur etme lo. Kolunda altın bilezik vardır. Mesleğin elindedir. Yazık olursa yazık. Cevap vermiyor. Yoksa muhatap mı almışsın?
Bak son kez sorayım, negatifler nerededir? Bende değil. Demek sende değil. Senin canın sağ olsun. Vur onu. Bırak onu. Kellende havalandırma deliği açmamı istemiyorsan bırak onu. Sakın aklından bir şey geçirme. Son kez soruyorum. Silahı bırakacak mısın yoksa o kuş beynini dağıtayım mı? Bırak silahı. Bırak dedim. Ecelesi yoktur. Yürü. Babanın adamları bunlar. Söylesene, yerimizi nasıl buldular? Ne demek istiyorsun sen? Açık konuş. Gayet açık konuşuyorum. Yerimi bir tek sen biliyordun. Ben seni Tufa'ya mı getirdim yani? Sen manyak mısın? Az önce hayatını kurtardım. Hem neden gidip o puşlara haber vereyim? Ben de atamaz mıydım beynini? İkimizi de gebertecekti pezevenkler. Sana dokunamazlar. Peşinde oldukları benim. Sen ölümüne mi susadın? Niye vermedin negatifleri? Beni hala anlamıyorsun. Elimdeki tek koz o negatifler. Arkadaşımı kurtarmadan asla vermem. Sen iyi misin? Ateşin var. Ne zaman oldu bu? Sen git artık. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bekleyeceğim. Nerede? Eski dilde armağan. Anlamadım. Armağan eski dilde. 8 harf. Bergüzar. İltifat eden, iltifat eden o da 8 harf. Mültefit.
Sen neden gitmedin? Bulmacama yardım edecek başka kimse yoktu. Artık bir şeyler yesen iyi olur. Sargını değiştirdim. Dün gece sayıklayıp durdum. Ne diye? Anlaşılmıyordu. Nihal. Yalnız Nihal anlaşılıyordu. Bu ne? Şarapnel yarısı. Nasıl oldu? Fotoğraf çekiyordu. Belalı iş bu fotoğraf. Ya Nihal? Eski dilde dal demek. Gül dalı. Ne kadar eski? Çok eski. Nereye? İbrahim'den bir haber var mı ona bakacağım. Ben de geleceğim. Olmaz. Sen burada kal. Ne istemiştiniz? Zeliha Taşçı'yı soracaktım. Buyurun. İleride, solda. Sağ olun. Zeliha. Şükürler olsun, sizi gördüm. Sabah iki adam geldi. Sizi arıyorlar. Babam ellerindeymiş. Sizde onlara ait bir şey varmış. Babamı öldüreceklerini söylediler. Kim bu adamlar? Bilmiyorum. Gümrükhan'a gidip Terzi Erol'u bulmanızı söylediler. Başka bir şey söylediler mi? Hayır. Terzi Erol'un dükkanı nerede? Yukarıda. 57 numara. Sağ ol. Terzi Erol siz misiniz? He, benim, buyur. Ben Ahmet Aloğlu. Oo, hoş gelmişsin. Başım gözüm üstüne. Temizsin. Sen hele bir çay iç, gelecekler. Nerelerdesin lo? Gözümüz yollarda kaldı. Özletmişsen sen seni. Mal üstündedir. Hayır. Buyurun abi. İki çay. Tamam abi. Biri benim. Peki abi. İbrahim'in elinizde olduğunu nereden bileyim? Elimizde olduğunu nereden bilecekmiş? Şüphen mi var? He? Noterden kağıt getirem. Herkes bizim elimizdedir. Aha bu tesbih gibi. Önce yaşadığından emin olmalıyım. Hakkım var. Bu bir ticaret sayılır. Gelmeden önce son bir nabzını yoklamışam. Pek vakti kalmamıştır. Öyle mi lo? Kalmamıştır. Sot dilini çözer. El eder mi?
Çıkarsana hediyeyi. Sağ önden kapora. Aç bak. Malı eski nizamiyeye getir. Eğer arkadaşın kıymatlıysa. Sabahtan gel ha. Erken kalkarsan spor olur. Ahmet. Geciktin, ne oldu? Adamları gördüm. İbrahim yaşıyormuş. Yarın sabah negatifleri götüreceğim. Sakın gitme. Başka çarem mi var? Yoksa İbrahim'i öldürürler. Gidersen ikinizi de öldürürler. Bırak negatifleri ben götüreyim. Sen bu işe karışma. Bırak ben götüreyim. Onları tanımazsın sen. Katilleri iyi tanırım. Katil dediğim benim babam. Bir katil de olsa benim babam o. O benim babam. Arzuhan. Babam da böyle okşardı beni. Uyuduğumu sansın diye hiç kıpırdamazdım. Yoldan döndüğünde uyuma numarası yapardım. Beni okşasın diye. Hep bir yerlere giderdi ama er geç dönerdi. Bir süre yurt dışında kaldı. Ne yapıyordu orada? Devlet için çalışıyor derdi annem. İstihbarat, güvenlik, öyle bir şey. Meğer hapse girmiş orada. Annem öldükten sonra öğrendim. Peki sana kim baktı? Hep yatılı okudum ben. Bir kere okula gelmişti babam beni görmeye. Genç ya bir de. Bizi sevgili sandılar. Uzakta olduğu zaman hep özlerdim onu. Öldüğünü duyduğumda içim boşalmış gibi oldu. Ama şimdi... Bana inanıyorsun değil mi? İnanıyorum.
Senin beynini dağıtmak için gelmiştim. Şimdi şu hale bak. Demek beynimi dağıtacaktın. Dalga geçme, attığımı vururum ben. O silahı neden taşıyorsun? Babam verdi. Nişan almayı, ateş etmeyi ondan öğrendim. Oğlu olsun istemiş, bütün babalar gibi. Şimdi ne yapıyorsun peki? Takı yapıyorum, gümüş işleri falan. Aklıma esince Hindistan'a gidiyorum. Sen hiç gittin mi? Hayır. Nerelere gittin? Savaş olan her yere. Niye öyle bakıyorsun? Birini hatırlattın. Nihal'i mi? Hayır. Annesini. Nihal kızımdı. Onu kaybedince her şeyi terk etmek zorunda kaldım. Ya annesi? Gitti. Arzuhan. Arzuhan. Beni eski nizamiyeye götürsene. Baş üstüne. Götür ha. İbrahim! 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 Dönmeyeceğim sandım. Hiç gelmeyeceksin diye çok korktum. Buradayım artık. Geçti hepsi. Gel anneciğim, biz çıkalım. Her şey benim yüzümden oldu. Senin ne suçun var ki? Herifler çok ciddiydi. Çok öfkeliydiler sana. Bir an
Yolun sonu buymuş dedim kendime. Gerçekten. Kız gelmeseydi... Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Bilmiyorum. Dönerim herhalde. Alo. 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 Seni orada bulacağımı biliyordum. Melekler evinde. Arzuhan. Neredesin? Boş ver Ahmet. Mecburdum, anlıyor musun? Babam... Neyse ya. Ne? Unut gitsin. Arzuhan, bana nerede olduğunu söyle. Arzuhan. Arzuhan. Merhaba. Buyurun. Arzuhan Öztürk adında bir bayanı soracaktım. Yanında iki adam var mıydı? Evet. Buradaydılar. Birini bekliyorlardı. Gelmeyince gittiler. Nereye gittiler biliyor musun? Hayır. Sağ ol. Hı hı. Thank you.
Nereden geliyorsun? Urfa'dan. Nereye gidiyorsun? Ahlat'a. Geç. İyi günler. Arzuhan Öztürk'le görüşebilir miyim? Gezintiye çıktılar efendim. Sağ ol. Arzuhan. Nasıl buldun beni? Seni almaya geldim. Gerçekten? Seni hep düşündüm. Ne güzel değil mi? Arzuhan, benimle gel. Göle gireceğim. Gidiyoruz. Ama ben henüz babamla görüşmedim. Bugün gelecek. Onu görmeden gidemem. Konuşmam gerek. Dur. Ahmet, burada dur dedim. Geleceğim. Sen bekle beni. Bekleyeceksin değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir oda istiyorum. Şurayı doldurun.
207'yi bağlar mısınız? Taksiyle gittiler efendim. Feribota yetişeceklermiş. Nasılsın yeğen? İyidir abi. Nare zof yıkın yorları, narenin kaşı gezir. Nare, nare zof yıkın yor, nare, narenin kaşı gezir. Seni sandım. Sabaha kadar konuştuk babamla. Çocukluğumdan, annemden. Ölüm sana yakışmış dedim. Çok güldü. Sımsıkı sarıldı bana. Bırakmak istemedi. Çok özlemişim. Bana kızdın mı? Hayır. Kızmadım. Tıpkı deniz gibi uçsuz bucaksız. Denizmiş eskiden. Neden Martı yok? Terk etmişler. Onlar da gidince denizden geriye hiçbir şey kalmamış. Şimdi Van'dan uçağa binip evime döneceğim. Hiçbir şey olmamış gibi. Bütün bunlar hiç yaşanmamış gibi. Beni de Nihal'i özlediğin gibi özleyecek misin?
seni unutacağım Ahmet. Unutmak zorundayım. Sen de beni unutacağına söz ver. Beni burada bekle. Bir sigara alıp geleceğim. Yakışmış mı he? Bir tane de sağın yapak mı? Lan sen hiç akıllanmayacak mısın? Değil mi lo? Akıllanmaz o. Sen kız kaçırmayı da bilmişsin. Akıllı olsan feribota binmezsin. Arabadan yavaştır. Seni beklemekten burada sıkıntıdan patlamışız. Ulan ne diye peşimize düşüp gelisin buralara kadar ha? Konuşsana lan, ölümüne mi susamışsın? Susamıştır. Konuşsana, cevap bekleyiz. Ben insanlarla konuşurum. Demek insanlarla konuşuyorsun ha? Biz insan değil miyiz lan? Neyiz biz lan? Sen ama sen dünyanın kaş bucağı olduğunu bilir misin? Şimdi göreceksin. Nihayet tanışabildik. Hoş geldin. Öbürünü getirin. Ne işin var lan peşimde? Senin peşinde değilim. Onu tanıyor musun? Ya sen? Tanıyor musun onu? Hayır. Peşimden iki adam geliyor ve birbirlerinden haberleri yok. Şu tesadüfe bak. Ama biz onun kim olduğunu biliyoruz. Götürün onu. Emniyetin adamıymış. Birlikte çalışıyor musunuz? Hayır, doğru değil. Öyleyse kimin hesabına çalışıyorsun? Hiç kimsenin. O zaman safını seçeceksin. Seçmezsen seçtirirler.
Ben sadece fotoğrafçıyım. İşte bunun için yanlış saftasın. Çünkü karşımdasın. Bu yüzden gebereceksin. Sen de yaşayan bir ölüsün. Ben öldüm ama adım yaşıyor. Cenazemde binlerce insan yürüdü. Ama senin leşini bile bulamayacaklar. Ne var? Evet, saldım. Saldım diyorum sana. Otelde bekle beni. Yalan söylüyorsun. Bütün korkaklar gibi. Direkt mi işini? Önce konuşturun. Maç bitsin görüşürük. Akıllı akıllı otur. Sence kaç kaç olur? Yürü yürü, sen konuşana kadar maç bitecek. Totti! Alpay görüntüde. Totti'nin yaptığı hareket faul, görüntüye geliyor Totti. Serbest vuruş kullanacağız. Topun gerisinde o gün var. O gün, o gün havalandırıyor. Cezalara doğru. Kaleci top dışarıda. Kaşkır. Kaşkır. Yükseldi son anda Toldo. Ve işte izliyoruz. Kullanılan serbest vuruş. Hakan Şükür orada. Top dışarıya çıkıyor. Sergen orta ceza alanı doldu. Top kontrol edebiliriz. Ceza alanına doğru bir kez daha uzaklaştırıyor savunma. İtalya takımında. Ceza alanında Hakan Şükür. Hakan! Hakan dönemedi. Hakan dönemedi. Maldini. Maldini. Maldini'nin topunu Inzaghi takip ediyordu. Bıraktı sağ tarafa doğru. Parkur. Son anda evet, Ümit. Topu dışarıya gönderdi. Üst üste köşe vuruşları. Köşe vuruşu kullanacak şimdi İtalya. Topun gerisinde Fiore var. Fiore. Seyirci üstünlüğü milli takımımızdan yana. Albertine'den önce Tayfun'un müdahalesi. Kafayla içeriye. Tayfur müdahale edemedi ve sürüşte çıkıyor. Inzaghi'den önce alıyor. Kaleci vuruşunu kullanma hazırlığında Rüştü. Uzun mesafeli gönderdi ama hiçbir oyuncumuz hareketlenemiyor. Ve diğer kaleci Toldo'ya geliyor top. Bundan tam 5 yıl önce Euro 2000 finallerini garantilediğimiz ilk 5 maçı öncesinde kamp programı Arnhem'deydi değerli seyirciler, millilerimizin. Ve 5 yıl... Thank you.
Kalın orada. Geri çekil. Geri çekil. İndir. İndir silahı. İndir. Öldürürüm onu. İndir silahı. İndirin silahları. Durumuna bakın. Size doğru geliyor. Yanında kız var. Dikkatli olun. Ne yapalım? Yolu kesin. Ben geliyorum. Anlaşıldı. Yarası ağır mı? Ağır. Hemen ambulans yollayın. Gidiyoruz. Keskin nişancı hanginiz? Benim. Belli bir mesafeden izleyeceğiz. Ben emir vermeden ateş etmeyin. Git demedim mi? Hadi uzaklaş buradan! Nasıl kurtuldun lan sen? Hani serbest bırakmıştın? Bana yalan söyledin. Karışma sen. Yeni devrim bitti Bahattin. Yolun sonundasın. Yoldan çıktın Bahattin. Son durak. Kızımdan uzak duracaktın. Senin gibi mi? Yaşadığını bile benden öğrendi. Öyle mi sanıyorsun? Sağ olduğumu hep biliyordum. Doğru mu? Doğru. Neden yalan söyledin? Sana hesap mı verecek lan? İt oğlu it! Yapma! Yapma baba. Yapma.
Sizi soran vardı. Dışarıda çağırayım. İki haftada iki kurşun. Kutlarım. Tetiği çekeni kutla. Ne oldu? Mezarlıkta. Ben de sana sormaya geldim. Bir şey gördün mü? Hayır. Ben de öyle tahmin etmiştim. Belki bunda bir şey vardır. Maalesef bir şey yok. Geçmiş olsun. Amca, bulmacayı kim çözdü? Ne lan? Ne lan?